Biz de Tema Vakfı'nın çalışmalarını veya halkımızdan beklediğimizi, hatta hükümetimizden neler beklediğimizi basınımıza, kamuoyuna duyurmuş olacağız. Evet, bir de şimdi bu yeni anayasayla ilgili Tema'nın bir takım önerileri, tavsiyeleri, hatta belki de istekleri var. Nedir onlar? Şimdi şöyle, tabii Tema Vakfı'nın genel merkezinde bizim hukuk büromuz, projelendirme büromuz, kanun büromuz var. Şimdi mesela geçmiş dönemlerde Mera Islah Kanunu %90 diyeyim Tema Vakfı'nın çalışmalarıyla Büyük Millet Meclisi'ne önerilmiştir. Evet. Ve orada taslak kanun haline gelmiştir. Şimdi yeni olarak da yeni anayasamızda sağlıklı ekosistemde yaşama ve ekosistemin korunması anayasal hak olmalı diyoruz. Anayasal hak olmalı derken anayasaya konmalıdır. Tabii. Nedir orada? Detayı nedir? Detayı kısaca şöyle anlatayım ben size. Yaşama sahip çıkan sağlıklı bir ekosistemde yaşamayı ve böylesi bir ekosistemin korunmasını istemenin anayasal hak olarak tanımlanan bir anlayışla kaleme alınan bir öneri. Evet. Burada toprak ve suyu birer kaynak olarak değil, doğal varlık olarak tanımlanıyor. Evet. Bu öneride. Gıda ve suya erişme, dengeli beslenme hakkı gibi madde önerilerimiz var. Evet, anayasaya konması istenen bunlar teklif edildi. Büyük Millet, Meclisi, evet. Büyük Millet Meclisi'ne bu öneri olarak sunuldu ve orada görüşülüyor. %90 veya %100 de maddi olarak da konulacak. Evet, onun anlamı ne olacak? Ekolojik sistemin doğal varlıkların anayasada bahsi geçmesi. Yani onlara zarar veren, evet, anayasal bir suç işlemiş, evet, gibi ceza görecek ki bu madde caydırıcı olsun. Tabii. Bundan öncekiler caydırıcı bundan değil. Önce sadece, evet, doğal varlık olarak geçiyormuş. Fakat şu anda artık kaynak olarak geçiyoruz, düzeltiyorum. Şimdi doğal varlık olacak. Evet. Korunması açısından. Evet. Bu kanunla ilgili detayları ben önümüzdeki günlerde basınımıza ve dolayısıyla size de ileteceğim. Evet. Peki, şimdi Tema Vakfı'nın hani Türkiye çapında yaptığı çalışmalarla ilgili de tabii ki zaman zaman Tema Vakfı Başkanı, işte artık sembol isim olmuş Hayrettin Karaca, güzel, çarpıcı, vurgulu açıklamalarda bulunuyor. Ama işte insanlar onu dinlerken hak veriyor, fakat sonrasında sanki hep böyle kulağımızın üstüne yatıyoruz. Buradaki problem ne acaba? İkinizden de bu konuda görüş almak istiyorum. Şimdi buradaki problem biliyorsunuz rant. Evet. Yani Kaz Dağları'na çıkıverin. Orada biliyorsunuz baştan küçük bir ev yapılıyor. Ondan sonra yanında ağaçlar kesiliyor ve orada bir şehirleşme oluyor. Evet. Bunun da nedeni işte kanun yok. Yeterli kanunlarımız yok. Artı insanların hep daha istekleri konusunda hırs oluyor. Halbuki şu anda Kaz Dağları özellikle ve ormanlık alanlarımızdaki yapılaşma az olsa herkes faydalanacak. Fakat şimdi orada belli bir zümre faydalanmış oluyor. Evet, doğru. Peki Nur Bey, size göre? Bana göre işte Tema bir sivil toplum kuruluşudur. Yani yaptırım gücü değil. Bu gönüllülük esasıyla olduğu için. Tabii. Tema'nın şu anda gönüllü esasına dayanan, biz yaptırım olaraktan yani kimseyi zorlayacak kimseye şey değil. Sadece kendi çapımızdaki eylemlerimizden, çalışmalarımızdan bunu kabul ettirmeye çalışıyoruz. İkinci olarak bütün Tema gönüllerine söylüyorum. Yani bir olay olduğu zaman sadece Tema'da beklemek değil, bütün vatandaşların bu duyarlılığını göstermesini istiyoruz. Eğer bütün vatandaşlarımız yani bu duyarlılığı gösterirlerse o bahsettiğiniz şey kendiliğinden yok olmuş olacak. Şimdi o duyarlılıklara örnek verelim. Mesela şehir merkezinde yaşayan bir insanın ne gibi duyarlılık gösterebilir? Bunu somutlaştırarak örnekleyebilir miyiz? Şimdi tabii doğal varlık diyoruz. Doğal varlık dediğimiz zaman her şey işin içine giriyor. Sokaktaki köpeklerimiz, kedilerimiz, ağaçlarımız, bitki örtümüz, dolayısıyla etraftaki çirkin görüntüler hepsi olayın içine giriyor. Bahçelerimizden tutun da. Evet. Dolayısıyla üzerimize ne düşüyorsa gönüllü olarak onu yapmamız lazım. Mesela şurada şu gördüğümüz yeşillik alanda, buradan giderken çocuklar, işte kendi bilmez insanlar
şu ağaçlara zarar verse ağaçlar kuruyacak gibi. Evet tabii. Evet. Hatta şöyle diyeyim, bazı insanlar evimin önü açılsın, ağaç çok engel oluyor diye asit döküyorlar ağaçların. Kurusun diye. Kurusun diye tabii. Var mı bunu yapanlar, var mı? Var, fakat yaptırım gücü yok kimsenin. Sadece belediye zabıtası eğer olaya müdahale ederse o... Yani o da görürse, ispatlanırsa tabii. Bir şey yapılır, yoksa tabii. Yine yapılmaz. Tabii yine yapılmaz. Evet. Bu ağaçların kesilmesiyle ilgili de şöyle bir açıklama yapayım. Şimdi normalde bazı ağaçlar gençleştiriliyor veya kurtlanıyor. Dolayısıyla kaza sebebi olabilir. Bu rapor verilirse bu ağaçlar kesiliyor. Yani kesilmesi hak olmuş oluyor, evet. Açıkçası. Yani her ağaç kesilmesine de yani isyan etmek de bir yerde tabii o kadar yanlış, doğru bir şey olmasa gerek. Yanlış bir şey çünkü söz konusu güvenlik oluyor. Evet. Tabii bunu da şahıslar kendi kendine karar veremiyor. Belediye veya ağaçlandırma orman bölge tabii evet. Onunla beraber bir rapor tutuluyor. Bunun sonucunda o ağaçlar kesiliyor. Yani insanların hizmetine daha iyi sunulması için. Sunulması için. Yoksa kimse durup dururken ben şu ağacı keseyim, odun yapayım. Artık öyle zihniyeti pek insan yok. Günümüzde yok artık. Günümüzde olmaması lazım. Sadece benim gördüğüm evimin önü açılsın. Dükkanımın önü açılsın. İşte çok yaprak dökülüyor. O da ondan çok bencilce bir davranış, evet, yani. Evet. O çok aşırı bencil, bilinçsiz bir davranış. Bilinçsiz bir davranış. İşte evet. Bunları kırmamız gerekiyor. Esas bizim yangınımız, esas içimizin yanması o yazın, evet. İşte bir şişenin ormanın içinde bırakılmasından çıkan yangın, bir sigaranın atılması, evet. Ne bileyim o teröristlerin zaman zaman evet, duyduğumuz evet. Ve gerçekten çok lanetlediğimiz bir olayı yananlar, onlar içimizi yakıyor zaten. Tabii evet. Ki onlar zaten en büyük yaramız bizim. Evet. Onları engellemek için de işte o yüzden köylerde veya kırsal kesimde eğitim veya bilgilendirme çalışmalarımız var. Köyleri toplayıp bunları anlatıyoruz. Yani yolda bir şişe gördüğü zaman herhangi bir densiz diyeyim bir kişi attığında o şişeyi gören de alıp çöpe koymasın. Özellikle lazım. Kırık camlar. Tabii, kırık camlar. Evet. Tabii ki mercek vazifesini görüyor çünkü. Ve çıkarıyor, tutuşturuyor. Evet Nuri Bey, sizden de son bilgileri alalım, görüşlerinizi alalım. Sayın Karaca, bu bahsettiğiniz konu ekseret, yani erozyon şehirde değil de biraz daha tabii ki bildiğiniz gibi kırsal kesme ve köyleri ilgilendiriyor. Evet. Biz de bu konularda köy imamlarıyla beraber çalışmalarımız var, toplantılarımız var. Cuma hutbelerinde köyleri daha çok etkileyecekleri için İmamlarımıza bizim bu bilgilendirme amaçlı daha çok imamlarımızı bilgilendiriyoruz. Onlar da köyleri bilgilendiriyor. Çünkü evet. Erozyon köylerde daha çok meydana geliyor. Doğru. Bu konuda Korhan Bey'in bahsettiği konular. İşte o cam kırıkları olsun, erozyon yanlış sürüm olsun tarımda ağaç dikme. Ve hatta sembolik olarak diyoruz ki imamlarımıza her nikahta o nikaha kıyılan çifte şart koşun. Gitsin bir ağaç diksin. Gelsin. 5 ağaç diksin. Evet, beş ağaç fidan diksin diyoruz. Bunlar da şu anda çok güzel işliyor. Bunlardan da memnunuz, mutluyuz. Ha, şehirlerimizde zaten belediyelerimiz artık zabıtalarımız yani çevre tahrip olmasını engelleyecek görevleri yapıyorlar. Evet. Bizler de vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı. Onları da görüyoruz. Çok bu konuda bize yardımcı olduklarınca teşekkür ediyoruz. Evet. Kırsal kesimde erozyon daha fazla müsait. Tabii. Onun için Nuri Bey'im özellikle söyledi o. Peki. Hatta şöyle diyeyim ben size. Balıkesir'in çevresini dolaştığınızda çoğu köy tepeleri artık aşınmış vaziyette. Evet. Ve bunlara ilgi çekmek istiyoruz. Evet şimdi Korhan Bey son bir mesajınız varsa onu alalım ve programı kapatalım. Son mesajım şu olabilir. Değerli Balıkesirlilere lütfen elinizden geleni ardınıza koymayın erozyonla uğraşmak için ve bu işe el koyun diyorum. Türkiye ve dünyamız çöl olmasın. Evet, erozyonla ilgili olaya el koyun dedi Korhan Bey son olarak. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sevgili seyirciler, sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.